Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Namaz dualarını tecvidli ve talimli okumaya dersine hoş geldiniz. Biz bu duaları namazlarda okuyoruz. Acaba yanlış mı okuyoruz, doğru mu okuyoruz? Bunu kontrol edelim. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize duyurmanızı, paylaşmanızı istiyorum. Paylaşanlardan da, paylaşmayanlardan da Allah razı olsun. Ama herkes doğru ve düzgün okusun. Hemen başlayalım. Allahu Ekber. Arkadaşlar, Subhaneke gibi dualar okurken Allahu Ekber denir. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunurken, yani namaz surelerini, Kur'an'daki sureleri okurken Eûzü Besmele çekilir. Duaları okurken Allahu Ekber denir. Allahu Ekber'in yazılışını hemen gösterelim. Ezan-ı Muhammedi'de 4 defa okunuyor. Başta biliyorsunuz. Allahu Ekber. Bakınız ayrı kelimeler. Allahu Ekberu. Ama durduğumuz zaman Ekber diye duruyoruz. Allahu, Allah lafzını kalın okuyoruz. Niçin? Elif'in üstün olduğu için. Allahu, Allahu demiyoruz. Allahu, inceden hemen kalına geçiyoruz. Allahu Ekber. Ra harfinin üzerine durduğumuz zaman cezim koymuş oluyoruz. Ve ondan önceki harfin hareketi üstün olduğu zaman ra harfi kalın okunur. Ekber. Allahu Ekber. Bir daha okuyalım. Allahu Ekber. Sübhaneke. Sübhaneke. Süb dedik. Burada galgala yaptık. B harfinin üzerine cezim gelince galgala yapılır. Sin harfi incedir. Sübhanekallahümme. Kalla. Burada şedde gelmiş ve hemen tutturuyoruz. Ve lamı bir elif uzatıyoruz. Sübhanekallahümme. Sübhanekallahümme. Ama öğrenci arkadaşlarımız Türkçe kitaplardan ezberlerken Subhaneke, Allahümme ve bihamdik diye ezberliyorlar. Ama orijinali böyledir. Kallahümme. Mimin üzerine şedde geldiği zaman ne olur? Mislin maligu ne olur ve tutulur. Okuyalım. Sübhaneke Allahümme. Hümme. Ve bihamdik. Ve bihamdik. Dik. Kefti duruyoruz. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Dik. Kef. Ve tebera. Bakınız B ince çekiyor bir elif. Ra kalın. Ve tebera. Kesmük. Kesmük. Sinin cezmi var. Kes tutuyoruz. Müke. Ama durduğumuz zaman ve tebera kes mük diye duruyoruz. Ama geçersek ve tebera kes müke ve teala ceddüke diye böyle hareketleri vererek okuruz. Doğrusu bu. Bir daha okuyalım. Ve tebera kes mük. Ve teala Ale. Aynı çıkarıyoruz. Boğaz harfi. Ve A diye uzatıyoruz. Bir elif. Metni tabii çünkü. Ve teale ceddük. Ceddük. Dü. Dudakları ileride. Ceddük. Ve teale ceddük. Durduk. Ve celle fenaük. Peltekseye çıkarıyoruz. F. F.
Fene ük. Dört el uzatıyoruz. Harfi metten elif. Sebebi metten hemze gelmiş. Metni muttasıl. İkisi bir kelimede dört el uzatmak vaciptir. Uzatalım. Fene ük. Ve celle fene üke. Sadece cenaze namazlarında okunur. Sübhaneke duası. Namazı başladığımız zaman Allahu Ekber diyoruz. Euzu besmele çekmeden Sübhaneke okuyoruz. Ve celle sene ükeyi okumuyoruz. Ve celle fene ükeyi ne zaman okuyoruz? Sadece cenaze namazlarında, cenaze namazı kılarken okuyoruz. Evet, bir daha okuyalım. Ve celle fene ük ve la ilahe. Burada harmet elif, sebebi metin uzun elif gelmiş, metni munfasıl olur, dört elif uzatılır. Buraya hemen uzatma işareti koyalım. Ve la ilahe. Elif, sebebi metin uzun elif gelmiş, ayrı ayrı kelimelerde olduğu için metni munfasıl olur, dört elif uzatılır. Ve la ilahe ilahe. Lamı bir elif uzatıyoruz. İlehe. H'yi uzatmıyoruz. H zamirinden önceki harf uzatılıyorsa H uzatılmaz. İlehe. Gayruk. Ga. Bunu bazı arkadaşlarımız gayruk diyor. Yanlış. Düzeltelim şöyle. Ga. Gayruk. Gayruk. Ve la ilahe gayruk. Bir daha okuyalım. Allahu ekber. Ber. Ber demiyoruz. Niçin? Kalın okuyoruz. Allahu ekber. Sübhanekallahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddünk ve celle fenâünk ve lâ ilâhe gayruk. Evet. Anlamını okuyalım isterseniz. Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan pak ve uzaksın. Seni daima böyle anar ve sana hamd ederim. Senin adın pek mübarektir. Senin şanın yücedir. Seni övmek yücedir. Ve senden başka ilah yoktur. İnandık ve tasdik ediyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir derste buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu dersi çok tekrar edin inşallah.